Karanlık bir gece, terk edilmiş bir konak ve içinde saklanan korkunç sırlar. Bir adam cesaretini toplayarak geçmişin hayaletleriyle yüzleşmeye karar verir. Ancak kapalı kapıların ardında onu bekleyen şey hayal gücünün ötesindedir. Fısıltılar, kaybolmuş ruhlar ve karanlık bir intikam her adımda daha da derine sürükleneceksiniz. Karanlık gece. Gizemli Konak'ın İntikamı başlıyor. Cesaretiniz varsa bu hikayeyi izleyin. Ama dikkat edin, izlediğiniz şeyler geceleri uykunuzu kaçırabilir. Karanlık Gece: Gizemli Konak'ın İntikamı. Her şey bir yaz gecesi başladı. Gecenin karanlığı köyün en yüksek tepesinde yer alan eski konağı daha da ürkütücü hale getiriyordu. Burası geçmişte korkunç olayların yaşandığı bir yerdi ve kimse gece vakti oraya gitmeye cesaret edemezdi. Ama ben korkularımı bir kenara bırakıp bu gizemli konağın sırrını çözmeye karar verdim. O gece konağa adım attığımda içimde tarif edemediğim bir ürperti hissettim. Taş duvarlar Uzun zamandır terk edilmiş gibi duruyordu. Ancak içeride bir şeyler hala canlıydı. Eski, paslı bir kapıyı araladığımda birdenbire duvarlardan yankılanan fısıltılar duydum. Kimse yoktu ama birileri ya da bir şeyler benimle konuşuyor gibiydi. Konaktan çıkıp kaçmak istedim ama ayaklarım sanki yere mıhlanmış gibiydi. Derin bir nefes aldım ve fısıltıları takip ettim. Fısıltılar beni konağın en eski ve en karanlık odasına götürdü. Bu odada yıllar önce kaybolan bir çocuğun ruhunun hapsedildiği söyleniyordu. İçeri girdiğimde duvarlara kazınmış gizemli semboller ve yerde tozlu bir bebek oyuncağı buldum. O an anladım ki bu konak sadece terk edilmiş bir bina değildi. İçinde geçmişin acı dolu izlerini taşıyordu. Tam o sırada odanın kapısı büyük bir gürültüyle kapandı. O karanlık odada yalnız kalmıştım. Kalbim göğsümden çıkacak gibi atıyordu. Bir çıkış yolu ararken duvarlarda yankılanan çocuk kahkahaları duydum. Gözlerim karanlığa alıştığında odanın köşesinde beliren silüeti fark ettim. Küçük, ürkütücü bir çocuk silüeti bana doğru yaklaşıyordu. Ürperdim, ama gözlerimi ondan alamıyordum. Sonra birden her şey karardı. Bu noktada odada başıma gelenleri anlatmam zor. Ama bir şey kesin. Bu konakta yaşananların sadece bir kısmını gördüm ve bunlar bile yeterince korkutucuydu. Bu geceden sonra hayatım asla eskisi gibi olmadı. O çocuk ruhunun aradığı şey neydi? Neden beni seçmişti? ve en önemlisi bu karanlık konağın sırrı neydi bu soruların cevaplarını öğrenmek için bir kez daha o konaka gitmek zorundayım ama o geceden sonra bu konağa bir daha adım atmak cesaret ister siz olsanız bu karanlık sırlarla yüzleşmeye cesaret edebilir misiniz korku içinde konaktan kaçtıktan sonra günlerce uyuyamadım Rüyalarımda o karanlık odada sıkışıp kaldığımı ve siluetin bana doğru yaklaştığını görüyordum. Her seferinde uyanıp ter içinde kalıyordum ama bir şey beni geri çekiyordu. Cevaplar o konağın içinde saklanan karanlık geçmişin izleri beni huzursuz ediyordu. Sonunda dayanamadım ve tüm cesaretimi toplayarak geri dönmeye karar verdim. Bu kez yanımda bir arkadaşımı da getirdim. Onunla birlikte köydeki yaşlı bir kadını ziyaret ettik. Bu kadın konağın geçmişine dair pek çok şey biliyordu. Gözlerinde hüzün ve korkuyla bize o çocuğun hikayesini anlattı. Yıllar önce o konakta yaşayan zengin bir aile vardı. Ancak bir gece ailenin küçük oğlu kimsenin bilmediği bir nedenle kayboldu onu aramaya gidenler sadece boş bir oda ve duvarlara kazınmış gizemli semboller bulmuşlardı. Çocuk hiçbir zaman bulunamamıştı ve aile bu trajedi sonrası konağı terk etmişti. O günden beri konakta kaybolan çocuğun ruhunun dolaştığı söyleniyordu. Bu hikaye beni daha da meraklandırmıştı. Geri dönmek ve bu lanetin kökenini bulmak zorundaydım. Arkadaşımla birlikte gece yarısı yeniden konağa gittik. Bu kez daha hazırlıklıydık. El fenerlerimiz eski konağın karanlık koridorlarını aydınlatırken içimde büyüyen bir korku ve heyecan vardı. Fısıltılar yine duyulmaya başlamıştı. Bu kez korkmamaya kararlıydım. O karanlık odaya bir kez daha girdik. Odaya girdiğimizde bu sefer kapının arkasında gizli bir geçit fark ettik geçidin içine girdik ve dar, soğuk bir koridorda ilerlemeye başladık. Kalbim hızla atıyordu. Koridorun sonunda küçük bir oda daha vardı. Oda eski mobilyalarla doluydu ama en dikkat çekici olan şey ortadaki büyük aynaydı. Ayna bir şeyleri saklıyormuş gibi parlıyordu. Arkadaşım aynaya dokunduğunda birdenbire aynanın içinden çocuk kahkahaları gelmeye başladı. Bu sesler içimi ürpertiyordu. Sonra aynanın içinde beliren görüntülerde küçük çocuğun konağın içinde oynadığını gördük. Ama oyun bir süre sonra karanlık bir hal aldı. Çocuk bir gölge tarafından kovalanıyordu. Bu gölge çocuğu sonsuza kadar hapsedip ona işkence etmişti aynada izlediğimiz görüntüler birden kayboldu ve ayna paramparça oldu. Bu noktada tüm konak sanki çöküyormuş gibi titremeye başladı. Arkadaşım ve ben hızla oradan çıkmak zorunda kaldık. Ancak bir şey daha fark ettik. Konağı terk ederken odaların birinde duran eski bir resim vardı. Resimde o küçük çocuk ve arkasında beliren karanlık gölgeyi gördük. Gölgenin yüzü belirsizdi. Ama bir şey kesindi. Bu gölge konağın lanetinin kaynağıydı. Bu anı hiç unutamam. O gece hayatımda gördüğüm en korkunç şeylerle yüzleştim. Bu lanetli konaktan kurtulmuş olsak da peşimizde hala bir şeylerin olduğunu hissediyordum. Bu karanlık sırlar açığa çıktıktan sonra bile içimde bir huzursuzluk kaldı. Acaba o gölge gerçekten yok oldu mu? Yoksa biz sadece başlangıcı mı gördük? Hikayem burada bitiyor ama bu karanlık sırlara dair hala bilmediğimiz çok şey var. Bu konaktaki lanetin kaynağını kim ya da ne yarattı? Cevaplar hala karanlıkta saklı. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse yorumlarınızı bırakın ve düşüncelerinizi paylaşın. Ayrıca diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bu karanlık sırların peşinde daha çok keşfedilecek şey var. Belki de sıradaki hikaye sizin yaşadıklarınızdan ilham alır.